Merhaba arkadaşlar, ben Emre. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. İnşallah dediğim, güzel bir video olur arkadaşlar. İnşallah video izlerken eğlenirsiniz. Hoşunuza gider video. Videoya başlayalım şimdi. Neler yapacağız bölümde? Şurada hemen Erkunt'umuz var. Hop. Bu Erkunt'u da yakında tanıttım. Yakında dizileceğim. Bu videodan önce iki videoda tanıtmıştım. Erkunt'u da merak edenler falan varsa linkini o videoda paylaştım. Bu videodan önceki videoda. Kanalda bakabilirsiniz. Bildiğiniz Erkunt yani. Şeyli böyle. Logonun altındaki nazar boncuğuyla beraber. Jantın içindeki, ön jantların içindeki ağırlıklarla beraber. Bildiğiniz Erkunt 110 lüks CRD. Güzel bir araç. Bayağı güzel bir araç abi. Şimdi şöyle getirelim. Ben 16.000 litre su getirdim. Ben suyu boşaltalım arkadaşlar. Su boşalırken ben class'ı çalıştırayım tabii ki de, canavarımızı, bizim canavarı çalıştırayım abi. Sağalım, canavarı çalışsın. Ki bu bölümde büyük ihtimalle direkt ekmeye başlayacağız tarlaları. Çok uzun bir bölüm olmayacak arkadaşlar, söyleyeyim. Öyle 30 dakikalık videolardan bölümlerden olmayacak. Birazcık daha kısa bölüm olacak bu. Sağalım bakalım. Batarya düştü birazcık ama sorun yok yani. Sorun yok, kalkıyor. Aynen, sıkıntı yok abi. Çalışsın bu şimdi. O çalışırken ben hemen şuna bineyim. 8 metre su da buradan bırakalım. Onun dışında bana bir traktör lazım. John Deere alayım. John Deere için de abi önden kepçe at, abi önden kepçe at, abi önden kepçe at, abi önden kepçe at, böyle hani bıktım artık. Gerçekten bıktım. Önden kepçe at. Madem abi istemiyorsunuz, atıyorum abi önden kepçeyi. Madem istemiyorsunuz abi, önden kepçe attım gördüğünüz gibi beyler. İnşallah böyle artık rahat devam edersiniz hayatınıza. Şimdi bizim römorku alalım. 5000 euro da kepçelerden geldi. Römorku alalım şimdi biz. Ama römorkamadan önce ben buna bir şey yapmam lazım. Ağırlıkları atmam lazım da neyse, ağırlıklar kalsın, hadi sıkıntı yok. Hemen tak bunu kanka sen. Neyi satacaktık biz beyler? Geçen bölümde bir şey satacaktık biz. Güzel fiyat vardı bir şeylerde şunlardan. Şunlardan birinde güzel bir şey fiyat vardı. Dur bir saniye bakayım. Hangisinde vardı güzel fiyatı ya? Şunda vardı güzel fiyat. Hani 2040 euro. Bunu satacağız. Bir de bir şey daha vardı lan bizde. Ha bir de şunda. Fiyat vardı ama o fiyatlar gitmiş galiba. O fiyatlar gitmiş kanka. 3000 euro bir fiyat vardı bir şeyde. O neydi? 3000 euro bir fiyat vardı lan bir şeyde burada. Ne var bizde kanka? Yulafta mı vardı 3000 euro? Yok. Bunda da yok 3000 euro. Mısırda da yok 3000 euro. Hangi şeyde vardı 3000 euro? Bir fiyat vardı birinde ya. Bilmiyorum, emin değilim de. Bunları şimdi satacağız mı? Biz satmayacağız galiba çünkü çok mantıklı gelmiyor şu an bunları satmak bana. Biraz zamanı kısaltalım. Öyle bakalım beyler. 400 euro. Ya da aynı fiyat mı? Aynı fiyat galiba ya. Aynen. Aynen. Fiyat aynı galiba beyler. Fiyat aynı. Bunları satacağız şimdi. Hopfen. 23 metre Hopfen'i yükleyelim. Hopfen'i nereye satacağız peki? Hopfen kanka Agra GMP'ye gidecek. Agra GMP zaten şurası. Aynen. Çok uzak değil. Peki diğer yer nerede? Rai'yi satacağımız, Rogen'i satacağımız yer. 1400 euro'yla o Grammar Export AG kanka, orası bu büyük ihtimalle çok uzak. Şurada deme bana orasını. Ha yok, şurasıymış. Tamam, orası da çok aşırı uzak değil. Tamam. O zaman biz John Deere'la gidelim beyler. John Deere'la bir ağırlık alınsa aslında beyler iyi olur. Değil mi? Gidip biz mağaza yandan geçeceğiz zaten. John Deere'a bir ağırlık alalım önüne. Ki kendine gelsin araç. Çok fazla şu an bağırıyor John Deere, niye bilmiyorum. Çok bir aşırı büyük yük yok üzerinde. Bu remolk için büyük bir traktör bu ama bağırıyor böyle. Niye bilmiyorum. Geldik. Bu arada arkadaşlar şey söyleyeyim. Bundan önceki video arkadaşlar mod tanıtımıydı. Orada da Türk modlarını tanıttım. Türk yapımı FS19'da, Farming Simulator 19'da Türk yapımı modları tanıttım bayağı. TÜMOSAN 80-85 vardı. TÜMOSAN 81-05 vardı. Fiyat 75-50 mi? 75-55 mi? 70-55 mi ne? Öyle bir şey vardı. Öyle bir traktör vardı Türk modu yapımı olarak. Pulluk, Alpler pulluk vardı. Güzel güzel bayağı yani Türk yapımı modlar tanıttık orada, aşırı güzel. Hele tüm olsanların ikisi arkadaşlar çok güzel. 85'lik olana bayıldım zaten ve onu da ileriki bölümlerde kullanacağız. O yüzden bunları bu videodan önceki videoya gidip izlemeyi unutmayın derim ben sizlere, öneririm. Tabi zorla izleyin diyemem ama yani o izlemezseniz bayağı bir şey kaçırmış olacaksınız söyleyeyim. Ağırlığı alalım. 900 kilo bir ağırlık. 900 kilo kanka bence süper bir ağırlık. Bak 900 kilo. 900 kilo kanka. Bence süper bir ağırlık.
Süper, idare eder. Hop, tamam. Çok mu var kanka bu? Aynen. Tam böyle benim istediğim gibi böyle hafif. Hafif bir ağırlık veriyor öne. Tam istediğim gibi kanka. Çünkü arkadakilerde ağırlık var. Önde de hafif olsun. Daha iyi olur. Şimdi gidelim abi. Satalım hop feni. Paramızı alalım. Sonra gidelim Roger'i satalım. Oradan da bir paramızı alalım. Şöyle çıkalım şuradan. Tamam. Sinyali verdik. Hop. Geçtik buradan. Hemen hop fenimizi satalım beyler. Tamam. Rumor geldi mi? Satmaya başlayalım bakalım hop feni. Sizce kaç para gelecek beyler? Sizce kaç para gelecek? Bence 20 bin falan gelir. Oha, dur, ben yanlış hesapladım. Yanlış hesapladım. 47 bin geldi. Yine yanlış hesapladım. 47 bin geldi. Süper, süper abi. Çok iyi bir para lan. 47 bin euro geldi arkadaşlar. 20 küsür bin litre hop fenden. Çok iyi. Hop fende galiba kenevir oluyor arkadaşlar. Kenevir tohumu oluyor ya da kenevirin tohumu değil de sapını mı? Neresine oluyor? Öyle bir şey. Ama çok güzel para getirdi. Elimizi verdik. Dönelim hemen buradan. Dolduralım rayı. Rayı da pirinç oluyor galiba beyler. Bulgurun pirinç. Pirinç galiba oluyor. Yanlış bilmiyorsam. Kanka. Dinkel diyor. Weissen diyor. Roger. Ha, Roger. 37 bin litre var. Büyük ihtimalle hepsini satamayacağız. Zaten artan kalsın beyler. Romorku biz fulleyelim. Bir romork satalım. Konuşamadım yine. Artan kalanlar da kalsınlar. Başka sefer satır zaten. 3.700 litre kalmış. Onda başka sefer ray ekince, pirinç ekince şey yaparız. Hüsnü, ne yapıyorsun lan sen? Gel. Gel yemeğini koyalım senin. Hüsnü gel. Gel yemeğini koyalım senin. Şimdi bu Rogen'i de sattığım gibi arkadaşlar ben zamanlık sandıracağım. Ki seralarımız falan bize para getirsin. Mantıken. Biz yani zaman geçsin oyunda. Sinyalimizi verelim. Hop. Şey, Klaus zaten çalışıyor beyler. Bir tek kulte edilmemiş olarak burası kaldı bizde. Klaus durmuş zaten ama durması normal çünkü işini bitirdi. Zaman sandıracağım ve direkt şu tarlaları mesa alacağım ondan sonra. Zandıktan sonra. 360 binimiz var. Bir tarla daha alabiliriz beyler diyecektim de. Bu tarla da bizim. Bu tarla da kulte edilmesi gerekiyormuş. Oo. Tamam, diğer tarlayı ekmeğe salarız. Bunu da kulte ederiz beyler. Ve önümüzdeki bölümlerden birinde bu tarlayın etrafındaki ağaçları yok etmek lazım. Büyük ihtimalle aynen. Büyük ihtimalle bu tarlanın etrafındaki ağaçları yok edeceğiz beyler. Hani hepsini değil ama sorun çıkartacak ağaçları, çok yakın olan ağaçları yok ederiz. Burası da bayağı dikmiş ya. Araç bildiğin şeyle iniyor böyle. Gaz vermeden iniyor. Full şeyle. İvmeyle indim. Şimdi sinyali verdik. Kanka ben de o yanlış yere gitmiyorum değil mi? Aynen, tamam, doğru yerdeyiz. Yanlış şeritte gidiyorum sadece. Niye öyle bir kastı orada oyun? Niye öyle bir kastırdı kanka orada oyun? Şuraya mı satacağız? İyi, geri gitmemiz lazım. Neyse, onunla gideriz de sıkıntı yok da. Araç falan da gelmiyor zaten, araba falan bizi. Çok sorun olmaz bize. Hop, şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Aynen. Bakalım bundan ne kadar gelecek? Bundan da bayağı gelmesi lazım. Bunun fiyatı çok daha düşük ama daha fazla vardı bundan. Yine o civarlarda, 40 bin civarlarında bir şey gelmesini bekliyorum ben. 50 bin, 50 bin, hatta 51 bine yakın geldi. Süper abi, süper, çok iyi bir fiyat. Ben şimdi hemen zaman kısaltırayım. Sinyali verelim, dönmeye, şeride girelim. Hop kanka, hop hop hop, dönemeyecektim ya. Tamam. Tamam. Ben çiftlikte gideyim arkadaşlar, zaman hızlı zaten. Evet demin beyler oyun çöktü. Niye bilmiyorum. Oyun ve kayıt programı çöktü. Ve gittim yeniden sattım şeyleri falan. Şimdi yeniden geldim. Yeniden sattım bu olay şeyleri. Ürünleri. Şimdi bu burada kalsın kanka. Bu işini bitirmiş neredeyse. Hani biteceğiz kalma. Onu biz bitiririz. Sonra bunu bitirip hemen diğer tarlaya salacağım. Bitirmiş o. Batmış. Kitle diferansiyelleri kanka sen.
Ha şöyle bak, diferansiyeli kilitleyince kayıyor. He, niye kayıyor? Niye kayıyor peki? Bir sorun var, niye kayıyor? Çünkü şu an şey, bir tarafı sürülmüş, toprağa geldi. Bulukla sürülmüş. Toprağa geldi. Batıyor araç. Çok kolay batıyor bu sürülmüş toprakta. Şöyle geçersek, yani bir tarafı kultivatörlenmiş tarladan giderse biraz daha az batar araç diye düşünüyorum. Ki öyle zaten. Hani kultivatörlenmiş tarlada da çok batıyor. Ama bulukta iyice yani. Bulukta sürülmüş yerde. İyice batıyor abi. Şurayı hemen bitirelim. Diğer tarlayı salayım. Yani bu burası beyaz tarlanın diğer ya, beyaz değil ama burada burası tarla değildi. Sondan tarla attık, o yüzden kireç attık oraya sadece. Zaten ikinci o beyazı falan gidecek. Sıkıntı yok. Makineyi kapatma gerek yok. Çünkü zaten gideceğimiz yer şurası. Hiç asfalta falan bile çıkmayacağız yani. Şimdi burada benim işçi hesabından önce 3 defa en az 4 gidip gelmem lazım. Belki 4 defa. Ki sıkıntı çıkmasın. Bayağı bir sıkıntı çünkü buralar. Gerçekten aşırı sıkıntı bu tarla. Kesinlikle önümüzdeki bölümde, yani kesin önümüzdeki bölümde bu tarlanın etrafındaki arkadaşlar bu ağaçları yok edeceğiz. Çünkü burada böyle çalışılmaz yani bak. Yani ben işçiyi bırak, ben kendim bile çalışamıyorum bakın. Yani bana kendime bile zor. Diferansiyeller aç kanka, gerek yok öyle şeylere. Ama makina canavar be abi. Değil mi beyler yani? Makina canavar değil mi abi? Yazın abi. Yazın aşağı abi. Çok güzel değil mi klas? Klas. Çok güzel değil mi abi klas? Şuna bir baksana ya. Hani buna çirkin diyen zaten hani gitsin yani. Buna çirkin diyen gitsin abi. Çok güzel. Yağmur yağmaya başladı beyler bu arada. Yağmurda traktör şu an daha fazla batması lazım. Araçlarımız şu an temizlenecek, dışarıda kalmış olan araçlarımız temizlenecek yağmurda. Bu o taraftan güzel oldu ama Klas tarafından kötü oldu çünkü traktör şu an yağmurda çok çok batacak. Aşırı fazla batacak. Yani şu an batmıyor çünkü yokuş aşağı gidiyoruz. Şimdi birazdan dikleşince kesin çok fazla batmaya başlayacak. İnşallah batmaz ama bence aşırı batacak birazdan. Biraz şey silecek falan çalışıyor böyle, çok güzel abi ya. Çok güzel değil mi beyler? Neredeyse bitti şu an şeridim. Şu an başa vardığımızda diğer tarafa doğru, yani bu tarafa doğru böyle salacağım işçiye. Ve işçideyken sorunsuz bir şekilde çalışması lazım. Çünkü başta bayağı yer kaldı. Diğer başta böyle sorun yapacak ağaç olduğunu sanmıyorum ben. En azından öyle düşünüyorum yani, inşallah yoktur. Şöyle dönelim. Dönecek dönecek. Tabii ki de dönecek. Klas o abi. Tabii ki de dönecek. Tabii ki de dönecek. Gerçi bu traktörün manevra kabiliyeti çok güzel değil ama. Aslında traktörün manevra kabiliyeti güzel de. Şeyinki güzel değil sanki. Şey kısıtlıyor gibi. Kultivatör kısıtlıyor gibi bizi. Şöyle salayım arkadaşlar işçiye bunu. Oh. Diferansiyeller kilitli bayırda ve ona rağmen zor çalışıyor. Yani işçiye salalım. Ama çok zorlamaman lazım be kanka. Hani tamam dik falan ama hani sen de az buz bir makine değilsin yani. Boş makine değilsin sen de be kanka. Tamam 7 ile falan gidiyor. İyidir. İyidir. Kötü değil. Orada çalışsın beyler. Orada çalışırken biz gidelim. Erkunt'u bir daha suya yollayalım. Bizim makinelerden, bizim makine diyorum, bizim seralardan arkadaşlar suyu eksik etmememiz lazım. Zamanı da yavaşlatalım. Zamanı yavaşlatmışken ben arkadaşlar para varken bu tarlayı aldık ya, bunu da almıştık. Direkt şunu da almak istiyorum. 25 numaralı tarlayı da almak istiyorum. 125 bini vereceğim oraya. Ne o mısır var orada ama büyük ihtimalle biçilmiştir. Yok biçilmemiş. Direkt aynen ekşi edilmiş. Yaban otu falan yok. Gübre gereksinim. Kireç kişi bir şey yok. Bunu iki defa gübreleyeceğiz abi ve süper olacak. Mısırımız olmuş olacak. O mısırdan da silaj yaparız büyük ihtimalle, değil mi? Aynen, o mısırdan da silaj yaparız. Hop şöyle yapalım. Şöyle diyelim. Su taşıma diyelim. Drive cruise diyelim. Aynen su taşıma gitsin bu. O oraya gitsin. Biz de abi soğan paletlerimizi çıkartalım. Soğan paletlerimizi arkadaşlar önümüzdeki bölümde yükleyip satabiliriz. Mesela önümüzdeki bölüme kadar toplanırsa bir 3'er 5'er palet daha. Onları da gidip şey yaparız. Zaman ben bir 5x alacağım arkadaşlar. Böyle şey yapınca çok şey oluyor yani. Çok aşırı yavaş oluyor gerçek hayat gibi yapınca. 5x iyidir böyle. Dur ne yapıyorum ben ya. 5x böyle iyidir. Hani gerçek hayat kadar yavaş olmasın ama çok da hızlı da olmasın. Hani yavaş yavaş aksın böyle. Hani zaman geçtiğini görelim. Hop. Tamam kanka, gel şimdi diğerini çıkartalım. Yalnız bu kepçe güzel ya.
Bu Leap arkadaşlar çok aşırı çok güzel çünkü işte niye? Çünkü böyle bunun gibi işlerde işler için şu süper. Hani büyük belden kırma makine ama aslında küçük de boyutu da böyle küçük ve manevra kabiliyeti yüksek bunun. O yüzden böyle şey beygiri çok düşük olmasına rağmen çok çevik mi denir böyle atik bir makina. Böyle işler için süper oluyor palet falan için. Diğer JCB falan onlar çok büyük ama onlar işte silaj falan böyle daha ağır işler için. Bu böyle palet falan işlerine aşırı güzel odunculuk işine mesela falan bu. Çok iyi abi böyle şeyler için. Böyle işte seraya gübre koy, seradan gübre şey yap. İşte ineklerden gübre doldur falan. Çok güzel öyle işler için. Ve de ucuz yani JCB'ye falan göre. Bayağı ucuz. Dediğim gibi beygiri çok düşük bunun diğerlerine göre ama düşük beygirini hiç hissettirmiyor yani. Arkasından remote takıp çekmeyeceksiniz. Düşük beygirini hiç hissettirmiyor gerçekten. Çok aşırı atik ve 43 saat 43 km gidiyor saatte. Hızı da maksimum. Yani hiç bence çok aşırı güzel makina. Hani boyutu da küçük ama yine çok büyük yük kaldırabiliyor belden kırma olduğu için yine. Sadece diğerlerine göre bir tık daha küçük boyutu yoksa hani kaldırmasına falan bir ağırlık eksiği falan yok yani. Deli gibi ağırlık kaldırabiliyor yine. Güzel makine. Ben niye şimdi durdururken Leaper'ın reklamını yaptım kanka böyle sanki onlardan ücret almışım gibi. Ben keşke alsam da yok be kanka. Keşke ateşle sarar. Ateşle bir şeyler be Leaper be kardeşim. Bak o kadar laf söyledik şey yaptık hani sen bir 5-10 sıkıştır yani cebimize değil mi? Şaka yapıyorum tekrar. Şaka şaka şaka. Tamam. Bu doldu diyor. Full dolmamıştır ya kanka. Hani buna daha var. Tamam o zaman. Böyle kalsın burada. Hop çarpmayacaktık kanka. Bu reached şey diyor. Stop driver diyelim. Ne? Re. Bu arada arkadaşlar ben bizim her konuda şey yaptım. Türk bayrağı yoktu. Bölüm aralığında Türk bayrağını ekledim ve ön tekerlere, arka tekerlere ve ön tekerlere ağırlık ekledim. Normalde bu geniş lastikli ağırlıksızdı. Türk bayrağını ve şeyini ekledim. Ön ve arka tekerlere lastik ağırlık ekledim jantların içine ve normal tekere geri çevirdim bunu. Böyle daha güzel oldu gibi. Drive course diyelim. Bitsin bu şimdi. Buradan çıkarsın kanka sen. Çıkarsın buradan sen. Sen buradan çıkarsın Erkun bak. Bak Erkun'cum sen buradan çıkarsın bak. Yani ne olacak? 19,1 ton ağırlık var arkanda. Yapma be kanka. Arkanda 19 ton yük var be kanka. Yani o kadar çok fazla bir şey değil yani. Çok fazla bir şey de değil yani. 19 ton yük var lan aracın. 110 beygir araç yani. 19 ton tonu bile çek. 19 ton tonu. 19 tonun yükü bile çekiyor. Hop. Gel kanka gel 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 gel. Heh. Şu an çıkacaktır artık. Tamam şu an çıkacaktır. O öyle yaparken arkadaşlar biz de üf be klas be. Üf be klas be. Nasıl bir makinasın sen be. Ateş ediyorsun be kardeşim. Ateş ediyorsun be kardeşim be. Ateş ediyorsun be. Nerede kaldı bu yine? Oğlum buraya sen nasıl düştün? Buraya sen nasıl düştün? Çok merak ediyorum şu an. Ha şimdi gidersin sen kanka artık değil mi? Artık gidersin yani çok yavaş gitme ama yine kal yine batacaksın. Yine batacaksın ha şöyle. Arttır hızı bir. Hızı bir arttır. Ha şöyle. Ben ne yapacaktım? Heh BSS alacağım ben şeyden. Beyler. Tamam ben işe salayım bunu. Şöyle. Aynen. İşe salayım ben bunu. Bu çalışsın. O süreçte de şu makineyi alayım. Tabi bu makineyi almayayım. Şu makineyi alayım. Aynen. Buna tohum ekme makinesini takacağız. Şimdi beyler. Tohum ekme makinemizi buna takacağız. Erkut geldi. Tohum ekme makinemizi hemen buna gidip takıyoruz. Ama önce geniş lastik takmamız lazım da. Geniş lastiğimizi buna takalım hemen. Onar diyelim. Space, geniş lastikler. Sen 175 beygirsin değil mi? Aynen 175 beygir o kanka. Geniş lastik. Aynen geniş lastikli olacaksın. Trelleborg Nokian. Trelleborg var sadece. Tam geniş lastik kalsın. Öne kanka bir 900 kilo hatta 1200 kilo mu? 1200 kilo olsun. Bu da 1200 kilo, 900 kilo.
900 kilo ağırlık olsun ya da 1200 gerekir be kanka. Çünkü dolma makinesi çok ağır. Ön yükleyici gerekmiyor. 1200 kilo ağırlık var önde. Tamam. Ha, tam böyle. Tam bu spek lazım bize. Arka tekerlere ağırlık koymuyorum. Zaten şu makine deli gibi ağırlık basıyor arka tekerlere. Geniş lastik mi ya? Bana çok geniş lastiğe benzemiyor ama neyse. Geniş ama çok öyle aşırı geniş değil. İdare eder herhalde, değil mi? Hemen gübresini dolduralım bunun her şeyini. Oğlum bu gübre değil mi lan? Heh. Fulle şunu bir. Heh. Tamam. Heh. Stop. Stop diyelim buna. Gel bakalım kanka, sen suyu boşaltalım. Bunu çok boşalttık. Diğer seralara koy, su boşaltalım azıcık. Yapma yapma. Çarpma çarpma. Bak vallahi çarpma kanka. Peki niye boşaltmıyor? Güzel kafa, güzel kafa bunlar tabi. Yani dönmeyecek sandım buradan var ya, üf. Üf. Lan nasıl korktum? Nasıl korktum? Kanka niye su doldurmuyorsun bunlardan? Öndekini boşalttırmıyor. Acaba bağlayınca onlar tek mi oluyor böyle? Ama yok, tek olmuyorlar. Teker teker boşaltmıyorlar. Onu biliyorum. Öndeki birden boşaltmamaya karar verdi. Neyse. Gariptir. Hadi kanka. Peki bu öndeki boşaltma niyeti yok mu öndekinin? Mesela. İlla böyle yamuk mu gelmek gerekiyor kanka? Neyse. Hadi götürelim bunu şimdi tarlaya arkadaşlar. Ne ekeceğiz? Raydan güzel bir şey geldi. Dinkel ekmemiştik. Spelt ektik mi? Ektik galiba spelt de. Neyse, yerine ekelim. Spelt ekmiş oğlum. Hangi tarla? Şu tarlaya spelt gider bence, değil mi? Şu tarlaya bence spelt gider beyler. Şöyle yapalım. B diyelim. B diyelim aynen. Üf. Üf. Niye öyle oldu ya? 4x4 açık kanka sen. Ha, ön taraf mı değdi? Niye bunun arkası çok patinaja düşüyor? Niye bunun arkası öyle kayıyor kanka? Bu makine bunu çalıştıramıyor. Öndeki 1200 litre çok fazla geliyor. Öndeki ağırlığı 900 litre diyorum, kilogram. 900 kilogram yapalım öndeki ağırlığı. Arka tekerlere de ağırlık takalım. Kendine gelir bence. Hatta 900 değil, direkt 700 falan yapalım onu. Geniş tekerler ve ağırlıklı diyelim. Öne de 700 kilo dersek sorunumuz çözülmüş olur. Belki de olmaz, hiçbir fikrim yok. Ama inşallah çözülmüş olur. İnşallah çözülmüştür. Şu an böyle biraz daha iyi olması lazım makinenin. Makinenin. Normalde bu case'in bu makine çekebilmesi gerekiyor bu arada. Gerçek hayatta bu case bunu çeker yani. Yani tam böyle hani maksimum gereken, yani şey minimum gereken gücü veriyor case ona ama yine çeker. Ha, şimdi bak çekiyor aynen. Spell tekiyoruz değil mi? Spell tekiyoruz abi. Çekiyor beyler. Büyük ihtimalle yokuşta dik yere çekmeyecek. Çok büyük ihtimalle dik yere çekmeyecek onu bu arada. O birazcık kötü oldu şu an. Hani koskoca gidip John Deere falan mı takayım bu 3 metre tohum ekme makinesinden? Hani tamam, güzel makine 3 metre ama hani güzel kultivatörlüyor. Gerekirse kultivatörlüyor. Gübre de atıyor. Bayağı işi bir anda yapıyor. Güzel makine. Eyvallah da kanka, çok beygir istiyorum be. Ben şimdi burada beyler bir gidip geleyim yine bir 15 defa. Şaka tabii bunlar, 15 defa değil. 3 defa falan gidip gelirim. 4 defa aynen. 4 defa gidip gelirim. Tam böyle kendine gelmiş olur şeyler ve işçi burada da rahat da çalışır diye düşünüyorum yani. İnşallah öyle olur. Bizim mısır tarlasını bu arada gübrelememiz lazım. Hangi traktörü gübreleyeceğiz? Hiçbir fikrim yok. Hop, tamam. Şimdi işçe salalım bunu. Yukarıya baş yapmadık, yok yukarı tarafa, ama sorunun olacağını düşünmüyorum. Hop, işçiye saralım bakalım. Çekecek bizi kanka, inşallah çekersin. Diferans hareketleri açık yani, kiti değil. Çekiyor mu? Çekiyor. Gibi. Çekiyor gibi. Diferansiyelleri kitlesek peki? Daha hızlı çekiyor. Aynı, çok bir fark yok. Tamam. Güzel güzel yine çalışıyor sonuçta.
Ne güzel, çalışması bile güzel. Yani evet, çekiyor beyler. Çekiyor, sıkıntı yok. Çekiyor. Güzel çalışsın o burada. Case'e bir bakalım. Case niye durdu peki? Şu an ha, batmış tabii yine. Şey, case diyorum ya. Ben ne case dedim? Class. Class kanka. Class batmış yine. Şöyle ben şuraya bir baş yapayım beyler, buraya da. Taş varmış burada da. Taşları yok edemiyoruz. O sıkıntı var. Taşları yok edemiyoruz beyler. Taşlar sürekli sıkıntı çıkaracak bizlere. Hop. Şöyle yapalım. Şuraya sadece tek şeridi bir baş yapalım beyler. Gerisini sıkıntı olmaz. Hop. Aynen şöyle tek şeridi bir baş yeterli olur. Çok güzelsin be Klaus be kardeşim, hani çok güzelsin be. Gerçekten çok güzel. Bu arada arkadaşlar, bugün şeyi söylediler. Phase 19 ile alakalı yeni bir trailer paylaşıldı. Yeni bir DLC gelecek arkadaşlar. Ve yeni DLC'de Tohum Ekmek Kesi Kultivatörü falan ekleyen yeni bir marka gelecek. Duymadığımız bir marka. Ve ekstra olarak John Deere 9RX gelecek. Yani John Deere 9RX serisi gelecek. Bu çok güzel oldu. Ha, o tohum ekmek makinesi falan, kultivatör makinesi firması umurumda bile değil. Duymadığınız bir firma ve büyük ekipmanlar ekleyecek gördüğüm kadarıyla çoğunluğa. Yani böyle şey, Big Buddha falan, Case Quattro takacağınız, 9RX'e takacağınız türden şey getiriyor. Ekipmanlar getiriyor. Benim işim uçuyor bunu. Hiç umurumda değil o. Ama 9RX'in gelmesi güzel bir şey. Ben 9RX'i zaten oyun çıkarken bekliyordum, yani oyunda olmasını bekliyordum. 9R serisi yoktu. 9RX'in olması süper oldu. Şimdi 9RT de yoktu oyunda. 9RX de yoktu. 9 şey de yoktu. Ne diğeri? Lastikli olan neydi? Belden kırmalı. 9R mıydı sadece? 9R da yoktu beyler. 9R değildi. Başka bir ismi vardı onun. RT paletli olan, RX belden kırmalı paletli olan, normal lastikli belden kırmalı da bir başka ismi var. 9R bir şey de unuttum. Size aşağı yazarsınız yorumlara beyler. Aşağı yazarsınız siz, eminim ki. Aynen, bunu da şimdi gönderelim yine su almaya. Erkunt'un işi var. Bundan sonra Erkunt'un işi bu, su almaya gidecek. Biz bir tane tır alana kadar su alıp getirip böyle, yani öyle çalışacak. Sen git kanka. Buradan gitmeyeceksin tabii ki. Sen şuradan git. Ha, şuradan git kanka. Sen giderken de yavaş çalış. Şu an çalışıyor yani sonuçta. Güzel olan çalışması. Hemen bunun arkadaşlar ince lastikte kalın biz. Ve mısır tarlasına salalım. Mısır tarlasının gübrelesi mi bizim? Uf abi, bu ara çok güzel ya. Bu ne falan çok hızlı gidiyor abi. Geniş lastik değil kanka. Aynen böyle lastik 1600 kilogram ağırlık önde kalsın. Hadi. Heh. Gel bakayım kanka sen. Hangi makineyi takacağız? Şunu mu? Diğer gübre makinesi nerede bizim? Bizim gübre makinesi nerede bu arada? Şurada değil mi? Şurada değil mi? Aynen şurada. Süper. Alalım bunu. Kireç yoktu içinde galiba en son. Kireç mi var içinde? Kireç varmış. Kireçleri çıkartacağız işte artık bir yere. Şuraya çıkartabiliyor muyuz? Tamam, çıkarttı. Orada kalsın onlar. Kimseye sorun yapmazlar. Şuradaki 3 tane gübre paletimi yükleyelim. Bunlar yeterli olacaktır zaten. Dolu bile değilmiş onlar ama neyse. Hop. Tamam. Arkadaki doldurmuyor. Dolduracak birazdan. Dolduruyor, tamam. Hadi doldursun abi. Sağlamın da eve gitsin. Ha, şöyle sağlam bunu işe. Tamam, bu gidecek. O gidecek abi. Aynen, bunda 1500 litre gübre var. Hemen biraz gübre koy buna. Bunu da tarlaya götürüp işe sağalım. Sonra da videoyu bitirelim. Kısa olacak video dedik. Kısa olmadı. Kısa olsun abi bu video. Yalnız bu ara çok güzel hızlanıyor. Abi şu an elimizdeki en güzel hızlanan, en zevkli makine şu an gerçekten bu. Niye öyle oldu bilmiyorum. Şeyden sonra şu realistik modda, şu batma moduyla beraber bu araç aşırı hızlandı böyle beyler. Da belki de 260 beygir yaptık diye bunu maksimum gücüne getirdik ya. 260 beygir yaptık diye mi ne, böyle baya hızlı araç lan bu.
Çabuk hızlanıyor da maksimum hızı 42 tabii ki de. Önümüzdeki bölümde arkadaşlar şeye salarız, şu tarlaya ekmeği salarız. Bu tarla ihtimalle tütün değil, kenevir aynen. İhtimalle kenevir ya da pamuk aynen pamuk. Pamuk ekeceğiz arkadaşlar bu büyük tarlaya. Önümüzdeki bölümde inşallah. Hop şöyle yapalım. Tamam, iş yasalım bunu beyler. Stop driver diyelim. Tamam beyler, bu bölümde bu kadar diyelim. Önümüzdeki şuna geçelim şöyle. Önümüzdeki videoda arkadaşlar görüşmek üzere. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Aşağıdan videoyu da beğendiyseniz artık aşağıdan beğenme tuşuna basmayı unutmayın. Kendinize bakın dediğim gibi. Bye bye.